أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Çok değerli Urfa Anatik TV izleyenlerimiz, sizleri bu regaib gecesinde, bu mübarek gecede Allahu Teala Celle Celaluhu selamıyla selamlıyor. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallahü teala. Bu akşam regaib kandilidir, regaib gecesidir. Çok faziletlidir. Duaların, isteklerin, efendime söyleyeyim, hangi taat olursa olsun, hangi ibadet olursa olsun, bu gecede yapıldığında Allahu Teala Celle Celaluhu red etmeyeceğini umuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem 3 aylara yetiştiğinde şu mübarek duayı çokça okurdu. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi, Recep ve Şaban aylarını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır. Peki Allah'ın ayı olan bu Recep ayında Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Recep Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ayıdır. Şaban benim ayım, Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır. Peki bu Recep ayında ne şekilde ibadet edeceğiz, ne şekilde oruç tutacağız? İnşallah bunları Kur'an ve sünnet ışığında inşallah anlatacağız. Evvela nasıl oruç tutacağız? Niçin oruç? Çünkü oruçta, oruç ibadeti kendisinde riyakarlığı, gösterişi kabul etmiyor, barındırmıyor. Sırf Allah rızası için olduğu için Allahu Teala Celle Celaluhu bu oruç ibadetinde riyayı, gösterişi kabul etmiyor. Ne şekil oruç tutacağız? İmkanı elverişli olanlar, sağlık durumu oruç tutmaya müsait olanlar anlatacağım şekilde oruçlarını tutabilirler. Dilerse bir ay boyunca, yani Recep ayının tamamını oruçlu olarak geçirebilirler, oruç tutabilirler. Eğer sağlık durumu elverişli ise. Buna gücü yetmezse ilk 3 gününü, yani cuma, cumartesi ve pazar günleri. Çünkü cuma günü Recep ayının birinci günü. Yani yarın cuma ve aynı zamanda Recep ayının birinci günü başlıyor. Cuma, cumartesi ve pazar günlerini üst üste oruç tutarsa 6 yıllık günahlara kefaret olunur. Birinci gün, yani cuma günü oruç tutulduğunda 3 yıllık günahlara kefarettir. İkinci gün, yani cumartesi günü 2 yıl, üçüncü gün ise 1 yıl. Daha sonra öbür günler bir aylık günahlara kefarettir. Buna da gücü yetmiyorsa başında bir gün, ortasında bir gün, yani ortasında Recep ayının 15. günü ve sonunda da bir gün tutmak suretiyle toplamda 3 gün yapıyor. 3 gün tutarsa sanki Recep ayını oruçlu olarak geçirmiş gibi sevap elde ediyor. Ya da eyyam-ı bid dediğimiz her ayın, yani kameri aylara göre, hicri aylara göre 13, 14 ve 15. günlerini oruç tutabilirler ve hükmü de sünnettir. Bu şekil her ayda, yani her ayın hicri aylara göre 13, 14 ve 15. günlerini oruç tutarsa senenin tamamını oruç tutmuş gibidir, sevap alır. Ve bir de çok faziletli bir oruç var, şekli var şeyde, Recep ayında. Enes bin Malik radıyallahu teala anh buyuruyor.
Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men sâme min şehrin haram el hamise vel cumu'ate ve sebte keteballahu l'ibadete 900 senetin. Kim Recep haram aylarda, ki Recep ayı da haram aylarıdır. 4 tane haram aylarımız var. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve bir de Recep ayı. Recep ayı haram ayıdır. Kim haram aylarda, herhangi bir haftasında, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini üst üste 3 gün oruç tutarsa, 900 yıl sıralı ibadet sevabına nail olur. Yani sanki 900 yıl durmadan oruç tutmuş gibi, ibadet etmiş gibi sevap alır. Peki, bu söylediğim bu orucu, yani Perşembe, Cuma ve Cumartesi her haftasında tutabilir mi? Elbette tutabilir. Tuttuğunda her haftasında toplamda 3600 yıllık sıralı ibadet sevabını elde ediyor. Sanki 3600 yıl durmadan oruç tutmuş gibi, ibadet etmiş gibidir. İşte Allah'ın rahmetine bakıyor musunuz? Çok. Allah-u Teala sağanak sağanak rahmetini yağdırıyor. Değerli kardeşlerim. Peki biz bu mübarek geceyi, Regaib gecesini nasıl ihya edeceğiz? Regaib ismini kim koymuş? Melekler bu ismi koymuş, Regaib ismini bu geceye. Regaib gecesinde değerli kardeşlerim, gecenin üçte biri geçtikten sonra yerdeki melekler, gökteki melekler hepsi toplu halde Kabe ve çevresinde toplanırlar. Tavaf ederler, dua ederler, nida ederler. Allahu Teala Celle Celaluhu meleklere soruyor. Ey meleklerim. Tabi Allahu Teala Celle Celaluhu bildiği halde soruyor. Siz niçin toplandınız? İsteğiniz nedir? Benden dileyin bu gece. E melekler ne isteyecek ki? Günahları yok, nurdan yaratılmış, dişisi erkeği yok. Efendime söyleyeyim, Allah'ın her emrine amadedir. Hiçbir isyan söz konusu değil. Ya Rabbi, bizim isteğimiz, isteklerimiz senin ayın olan Recep ayında oruç tutanları mağfiret et diye Allah-u Teala'ya bu şeyini, bu tavsiyesini yapar. Ve Allah-u Teala Celle Celaluhu, ey meleklerim şahit olunuz ki, siz şahitsiniz diyor. Recep ayında, benim ayımda, Recep ayında kim oruç tutarsa onların günahlarını affediyorum. Onları mağfiret ettim diye melekleri şahit tutuyor. İşte bu gecenin bereketi, feyzi, bu geceyi kıymetini bilmemiz lazım aziz kardeşlerim. Çünkü mübarek bir gece. Allah-u Teala bu nimetlerden de bizi hesaba çekecektir. Çünkü Allah-u Teala bize ne vermiş? 3 ayları vermiş, mübarek kandilleri vermiş, Ramazan ayını vermiş. Allah'ın tövbe kapısı kıyamet sabahına kadar açıktır. Ha, Allah-u Teala yeter ki diyor faydalan, yeter ki kendini affettir, yeter ki bana yaklaş, yeter ki benim emir ve yasaklarıma uy ki sizi seveyim, sizi mağfiret edeyim, ahirette de cennete koyayım, cennet nimetiyle müşerref kılayım diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Evet, bu mübarek geceyi nasıl ihya edeceğiz? Evet, İhyanın çeşitleri var. Yani ne şekil ihya ederiz? Namaz kılmak var. Efendime söyleyeyim, zaten oruç gündüzünde tutuluyor. Dua etmek var. Çok çok dua etmeliyiz. Çok çok tövbe ve istiğfar etmeliyiz. Çok Kur'an okumalıyız. Çok ölüm muhasebesini yapmalıyız. Yani sadece namazla değil, elbette namaz kılacağız. Kur'an da okuyacağız. Tövbe istiğfar da edeceğiz. Dua da edeceğiz. Ki bu mübarek Regaib gecesini ihya edelim. İhyanın bir şekli de kardeşlerim, kim bu gecede yatsı namazını cemaatle camide, cemaatle namazını kılarsa sanki gece 12'ye kadar ibadet etmiş gibi sevap elde eder. Ve sabah namazını da
camide cemaatle namazını eda ederse, kılarsa, sanki sabaha kadar durmadan ibadet etmiş gibi sevap alır. İşte bu cemaat faziletine de önem verelim. Dikkat edelim. Evet. Çok çok namaz kılacağız bu gecede. Evvela hangi namazı kılacağız? Tabii nafile namazlar var. Ama öncelik kaza namazlarına vaktimizi geçirmeliyiz. Niçin? Dört hak mezhebe göre kardeşlerim, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre kaza namazı kılmanın hükmü farzdır. Onun kılma şekli de zaruri ihtiyaçların dışında. Zaruri ihtiyaçlar nelerdir? Çalışmaktır, uyumaktır, yemektir, içmektir vesaire. Yani diyelim ki 24 saatte 1 saat zamanımız var. Ne yapacağız? O 1 saatimizi kaza namazı kılmakla geçirmeliyiz. Niçin? Çünkü Allah-u Teala kıyamette ilk bize soracağı sual nedir? Namaz konusunda bizi hesaba çekecek. Allah'ın kullarını ahirette ilk etapta, ilk önce hesaba çekeceği konu nedir? Namaz konusudur. Kim namazını eksiksiz tam Allah'a teslim ettiği zaman namaz hesabını kurtulmuştur. Nasıl kurtulmuştur? Yani öbür hesabı kolay geçer. Yeter ki namaz konusunda fire vermesin. Peki kaza namazını nasıl hesaplayacağız? Evet, 15 yaş ve üzeri. 15 yaş ve üzeri kaza namazını hesaplayacağız. 15 yaştan sonra ne kadar namaz kılmamışsak, diyelim ki 5 yıl namaz kılmamışız, hemen ne yapacağız? Kendimizi kaza namazına vaktimizi ayırmamız lazım. Bir an önce kaza namazını bitirip sünnete dönmemiz açısından. Hanefi mezhebine göre kaza namazı olanlar şu şekilde kaza namazını kılabilir. İki görüş vardır. Bir, zaten farz namazını kılıyor. Sünnet namazlarını da kılacak ve kaza namazlarını da kılacaklar. Başka bir görüşe göre sünnet namazları kılmazlar. Sadece farz ve kaza namazı. Tabi 15 yaştan sonra hesap edecek. 5 yıl mı, 6 yıl mı, 10 yıl mı neyse güzel bir hesap yapacak. Kıldığı kaza namazlarını yazacak, kaydedecek ki yanlış olmasın. Ondan sonra o kaza namazlarının borcunu bitirdikten sonra sünnet namazlara geçecek. Şafii mezhebinde ise o da iki görüşü var. Yani eğer bir kişinin kaza namazı var ise, Şafii mezhebinde de iki görüş vardır. Biri sünnet namazını kılamaz, caiz değildir diyor. Başka bir görüşe göre ise eğer kaza namazı var ise sünnetleri kılmak diyor haramdır. Niçin? Çünkü borcu var. Borcunu ödesin, ondan sonra sünnete ve nafilelere dönsün. Bir an önce zaruri ihtiyaçların dışında bütün zamanını kaza namazıyla geçirecek, kaza namazını bitirecek ve ondan sonra sünnetleri kılacak, nafileleri kılacak. Ama ilk evvela kaza namazı. Çünkü dört hak mezhebe göre kaza namazının hükmü farzdır. Çünkü farz kimin emridir? Allah'ın emridir Celle Celaluhu. Peygamber Efendimizin emri de sünnetlerdir. Yani sünnet namazı da Peygamber Efendimizin emridir. Evet. İkinci husus, hani geceyi nasıl ihya edeceğiz? İkinci husus, aziz kardeşlerim, çok çok dua etmeliyiz. Özellikle iftar vaktinde. Hani oruç tutacağız ya, inşallah Rabbim bize lütfetsin, bize nasip etsin, hakkından gelelim. İftara bir iki üç dakika kala güzel dua edelim. Dünya ve ahiret kardeşlerimize de yer ayıralım duada. Özellikle mazlum kardeşlerimiz, mazlum olan, bilhassa başta Gazze'li kardeşlerimiz olmak üzere onlara çok çok dua etmeliyiz. Elimizden bir şey gelmiyor kardeşlerim. Ancak dua, ama duayı da şey etmeyin, hafife almayın. Allahu Teala Celle Celaluhu dua hakkında pek çok ayet-i kerimede duaya değiniyor. Ne buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu?
Estaizu billah. Udu'uni estecib lekum. Dua ediniz ki duanızı kabul edeyim. Çok çok dua edin ki duanıza icabet edeyim. Siz ne kadar çok dua ederseniz, Allah-u Teala ganidir, çok zengindir. Bizim her ihtiyaçlarımızı karşılayacak güçtedir. O kudret kendisinde var. Yeter ki güzel şekilde dua edelim. Gafil olmamak kaydıyla. Dua ettiğimiz zaman içimizle, kalbimizle, gönlümüzle Allah'la beraber olmamız gerekir kardeşlerim. Evet, bu şekil, yani şuurlu bir şekilde, içtenlikle, samimi bir şekilde Allah'a dua ettiğimiz zaman mutlaka Allah-u Teala Celle Celaluhu duamıza icabet edecektir. Özellikle oruçluların iftar saatinde, yani 1-2-3 dakika kala çokça dua edecek ki dualarını Allah-u Teala Celle Celaluhu kabul etsin. Başka bir ayet-i kerimede ise Rabbimiz Celle Celaluhu mealen dua hakkında buyuruyor ki sizin duanız olmasaydı ne kıymetiniz olurdu ki benim yanımda. Çünkü dua, el-dua silahul müminin. Dua müminin silahıdır. El-dua mihul ibadet. Dua ibadetin beynidir, özüdür. Dua ile dua hakkında bir kıssayı size anlatacağım inşallahü teala. Adamın biri kendine ahlak edinmiş. Nereye gitse, hangi insanlarla karşılaşırsa hep bana dua ediniz, dua et diye istekte bulunur, talepte bulunur. Karşıdaki kişi de ona dua ederdi. Nereye gitse, alışveriş yaparsa, bir camiate giderse, yani mutlaka dua et bana derdi. Bir seferinde gidip unluk için buğday alıyor. İşte 500 kilo, 1 ton neyse unluk için buğday alıyor, parasını veriyor ve hayvanlara yüklüyor. Arkadaşıyla birlikte yol alıyor, yani dönüyorlar. Ve yolun ortasında aklına geliyor ki o buğday satan kişinin duasını almayı unutmuş. Hemen karar veriyor, geri gideceğim. Arkadaş, hayır ola, biz bu kadar mesafe kat ettik. Nereye gideceksin? Vallahi diyor, ben o kişinin duasını almayı unuttum. Nereye gideceksin? Gidip ondan dua talep edeceğim, dua isteyeceğim. Sen bu kadar yol kat ettin. Eskiden yollar, cadde, asfalt yok idi. Patika yolları. Ve onu caydıramıyor. Neticesinde o kişi dönüyor. Ve buğday sahibinin şeyine varıyor, köyüne varıyor. Ve o buğday satan kişi hayır ola diyor. Buğdayında herhangi bir noksanlık mı var? Hayır diyor. Ben sadece ve sadece senin duanı almayı unuttum. Senden dua alacağım, ondan sonra gideceğim. Peki sırf benim duamı almak için mi geri döndün? Evet diyor. Bakıyor ki samimi, ihlaslı ve o kişi kıbleye yöneliyor. Öyle içtenlikle bir dua ediyor ki ya Rabbi diyor. Bu kişinin kalp gözünü aç diyor ya Rabbi. Allahu Teala Celle Celaluhu o kişinin duasını kabul ediyor ve o dua isteyen kişinin kalp gözleri açılıyor, evliya oluyor. İşte dua istemenin ehemmiyeti. Aynı zamanda biz dua talebinde de bulunacağız. Takva sahipleri kişi, yani salih kişilerden dua talebinde bulunacağız. Bana dua edin. Çünkü dua nereden talep edilir? Temiz ağızdan, temiz dilden. Yani yalan konuşmayan, gıybet etmeyen, dedikodu yapmayan, haram yemeyen o temiz ağızlardan dua talebinde bulunmamız lazım. Dua, onlardan dua almamız lazım. Eğer duayı alırsak belki onların suyu yüzü hürmetine, yüzü suyu hürmetine belki Allah-u Teala bizi affeder onların duasının bereketiyle. Bir de bu mübarek regaib gecesinde vaktimizi hangi ibadetle geçireceğiz? Namazla geçireceğiz dedik. Dua, çok dua edeceğiz. İçtenlikle, samimi, elimizden geliyorsa ağlayarak, tenha bir yerde böyle Allah'a yönelerek
sanki biz Allah'ı görüyormuşuz gibi. O şuurla, hani ihsan mertebesi var. Diyor ki, sen Allah'ı görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet et, dua et, taat et, zikret. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan, Allah Celle Celaluhu seni görüyor, seni gözetiyor. O şuurla dua etmemiz lazım. Evet, ikinci husus, çok Kur'an okumalıyız. Kur'an. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, Elif, La, Mim. Elif, La, Mim kardeşlerim, üç harftir. Üç harf. En asgari, en düşük, her harfine 1'e 10 sevap alıyoruz. Bu da en düşük. Bundan düşük yok. Her harfine 10 sevap. Bir de Sahih-i Müslim'de geçiyor. Kur'an okumaya başlarken, yani okumadan önce o duayı okursak, internette araştırırsanız bulursunuz. Kur'an okumaya başlarken okunacak dua diye internette bulabilirsiniz. Ama kaynağı da çok sahih. Müslim hadisinde geçiyor. Kim o duayı okur ve Kur'an okumaya başlarsa her harfine 50 bin sevap elde eder. Şu ganimete bak. Şu ticarete bak. Her harfine kolay değil, dile kolay değil. 50 bin sevap. Normalde en düşük, en asgari 1'e 10, ama o duanın bereketiyle Kur'an okumadan önce o duayı okuyorsun ve daha sonra Kur'an'a geçiyorsun. Her harfine 50 bin kat sevap alıyorsun. İşte Kur'an okumanın da ehemmiyeti çoktur. Bir kişi Kur'an okuduğunda ben Allah'la konuştum, Allah'la görüştüm derse iddiasında yalancı sayılmaz. Yalan söylemiş değildir. Çünkü Kur'an okumak Allah'la konuşmaktır, Allah'la sohbet etmektir. Peki biz ne şekil Kur'an'ı okuyacağız? Ne şekil amel edeceğiz? Yine Kur'an okuma hakkında, hem okuma hakkında hem de hayata tatbik etme konusunda çok güzel bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu ta'ala an Medineli mübarek büyük bir sahabidir. İsmi Halid bin Zeyd'dir radıyallahu ta'ala an. Ama Eyyub el-Ensari diye lakabı bu şekil geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ve onun evinde 7-8 ay misafir oluyor. Kimin evinde? Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an. 7-8 ay Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kendi evinde misafir etmiş, o şerefe nail olmuş. Büyük bir sahabi, mübarek bir sahabi. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in yadigarı. Tabii Peygamber Efendimiz intikal ediyor, ahirete irtihal ediyor, vefat ediyor. Ve Peygamber Efendimiz'i göremeyenler sahabe sıfatını kaybediyor. Yani sahabe olamıyorlar. Ancak sahabeleri gördüğü için tabi'in sıfatını elde ediyorlar. Bir grup tabi'inler, Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Eyyub el-Ensari'yi, yani Halid bin Zeyd radıyallahu teala anh'ı görüyor ve diyor bu mübarek sahabi Peygamber Efendimiz'in yadigarı, ona temeli teşkil eden bir soru soracağız. Çok mühim bir soru. Ve gidiyor ya Eyyub el-Ensari'yi selam veriyor, selamını, cevabını şey ediyor. Diyor ki ya Eyyub el-Ensari, siz asr-ı saadette, yani Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem vefat etmeden önce asr-ı saadette siz Kur'an'ı nasıl okurdunuz? Nasıl hatim indirirdiniz? Evet. Hani bizler ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem, bizim meşhur olan hatimlerimiz Ramazan ayında. Ramazan ayı girdi mi çokça Kur'an okuyoruz. Hatimler indiriyoruz. Kur'an bittikten sonra yavaşlıyor. Artık belli bir süre sonra okunmayacak hale geliyor. Okunmuyor yani. Ama halbuki her
her ayda, her gün mutlaka okunması lazım. Ha, okunurken sevap alıyoruz. En az 1'e 10. O duayı okursak, Kur'an okumadan önce o duayı yaparsak 1'e 50 bin. Ama okumaktan ziyade hayata tatbik edilsin diye Kur'an nazil olmuş. Ve diyor ki ya Eyyub el-Ensari, siz nasıl hatim indirdiniz? Nasıl Kur'an okurdunuz? Peygamber Efendimiz'in zamanında vefat etmeden önce. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an biraz duruyor. Ve cevap veriyor o mübarek sahabi. Vallahi diyor bazen öyle olurdu ki Kur'an okuyuşumuz. Hani Kur'an'ı açarken bir sağdaki sayfa, bir de soldaki sayfa. Sağdan okuyoruz ya. Sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz 7 sene alırdı. Haşa, Kur'an okuma cahili değildi. Niye? O sayfalarda emir yasaklar çokça geçerdi. Bu emirdir, bu yasaktır, bunu uygulayın, bundan kaçının diye emir ve yasaklar böyle çokça zikrediliyor, geçiyor. Biz işte bir emir mi geçti? Kur'an'ı okuduk, bir ayeti okuduk, emir geçti. O emri uygulamadığımız sürece öbür ayete geçmezdik. Bir yasak mı geçti? O yasaktan sakınmadığımız sürece öbür ayete geçmezdik. Böylelikle emir yasak o ayetlerde, o sayfalarda çok geçtiği için 7 sene zamanı alırdı. İşte Kur'an okuma anlayışı da bu şekildedir. Elbette okunacak. Sevap elde edilir. Sevap alıyoruz. Allah'la konuşmaktır. Allah'la sohbet etmektir. Ama ondan ziyade okuyup anlamak ve hayata tatbik etmek içindir. Yol göstericimizdir Kur'an-ı Kerim. Bizim neyimizdir? Numunemizdir, modelimizdir, kılavuzumuzdur. Biz okuyacağız, anlayacağız ve hayata tatbik edeceğiz. Evet, demek ki bu mübarek gecede, Ragaib gecesinde de bir kısmını da Kur'an'a ayırmamız lazım o vaktimizi. Çünkü Kur'an okumak da çok fazilettir, çok faziletlidir. Bir de kardeşlerim, çokça tövbe istiğfar etmeliyiz bu mübarek Ragaib gecesinde. Hele hele ölüm muhasebesini yapmamız gerekir. Çünkü daha bir hafta oldu değil mi? Ömrümüzden bir yıl akıp geçti. Evet, nasıl geçti anlamadık. Zaten ahir zamanda vakit zaman su gibi akıp geçiyor. Günler, haftalar, aylar böyle çabucak geçiyor. Muhasebe yapacağız. Diyeceğiz ki işte yaşım bu kadar, 40 yaşındayım, 45 yaşındayım. Peki bu geçirdiğim bu ömürlerin, bu ömür sermayem acaba Allah'ı razı etmiş mi? Bu şuurla biz muhasebe yapmamız gerekir. Evet, bu mübarek Ragaib gecesinde acaba Allah'ı razı edecek miyim? Yapacağım ibadetlerle, tutacağım oruçlarla, sırf Allah emretti diye o şuurla ben o ibadeti yerine getirecek miyim diye düşünecek, tefekkür edecek, muhasebesini yapacak. Günahlarını düşünecek. Çokça tövbe istiğfar edecek. Çokça. Dilimizden istiğfarı, tövbeyi düşürmememiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Seyyidil evveline vel ahirin. Bütün peygamberlerin aleyhisselam seyitleridir. En üstüne, en rütbelisidir. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem dünyayı şerefleme, yani teşerrüf etmeseydi, yani dünyaya gelmeseydi kainat yaratılmazdı aziz kardeşlerim. Onun şerefine Allahu Teala Celle Celaluhu kainatı yaratmış. Adem aleyhisselam babamız hani o hatayı yaparken cennete o yasak meyveyi yerken cennetten atılıyor, ağlıyor, sızlıyor, tövbe ediyor. Tamam mı? Ve daha sonra levh-i mahfuza bakıyor. Bakıyor ki nurdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler aleyhisselam çok zekidirler. Ve baktı ki Allah'ın ismi karşısında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazılı. Nurdan.
Dedi ki ya Rabbi, o Muhammed isminin suyu yüzü hürmetine, onun hatırına beni affet. Allah-u Teala Celle Celle, ey Adem peygamberim, ben seni onun hatırına affettim. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masum olduğu halde, peygamber olduğu halde günde, vallahi hadislerde geçiyor, sahih hadislerde bir rivayette 80, bir rivayette de 100 defa Allah'a istiğfar ederdi. Onun gibi bir mükemmel, ulul azam bir peygamber günde 100 defa Allah'a tövbe istiğfar ediyor. Ya bizler? Günahlarımız yığın yığın haline gelmiş. Ve biz daha çok tövbe istiğfar etmemiz gerekir. Daha çok istiğfara sarılmamız gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey ümmetim, ey Müslümanlar, sizin derdinizi ve dermanınızı anlatayım mı? Hem derdimizi anlatıyor, hem dermanımızı, ilacımızı. Buyur ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin derdiniz günah işlemektir. Günah işlemek bizi mahvediyor. Dünyada da, ahirette de. Yani Allah katında değerimiz gidiyor. Hiçbir değerimiz kalmıyor. Günah işlemek suretiyle. Evet, sizin derdinizi anlatayım mı, söyleyeyim mi? Derdiniz günah işlemektir. Ve onun ilacı ise tövbe istiğfardır diyor. Şeytan diyor sizi çokça günah işletirmekle bıktırmak istiyor. Ama siz de çok tövbe istiğfarla şeytanı bıktırınız. Hani şeytan bir günah işlediğinde hemen tövbe istiğfar ediyoruz. Çünkü farzdır. Hemen o günahın akabinde, arkasında hemen tövbe istiğfar etmemiz lazım. Vaciptir, farzdır. Ama tekrar günah işliyoruz. Şeytan diyor ki zaten bak tövbe ediyorsun. İstiğfar ediyorsun ama boşuna. Bak yine günah işliyorsun. Ne yapmak istiyor? Yani tövbeye yaklaşma. İstiğfar etme. Zaten sen günah işliyorsun. Halbuki o şeytanın işi. O şeytanın vesvesesi. Ama bizler her bir günah işlediğimizde hemen yeni bir sayfa açacağız. Estağfirullahel azim ve etubu ileyh. Ya Rabbi günahlarımı affet. Bağışla. Sana tövbe ediyorum. Her günahın arkasında, akabinde farzdır tövbe istiğfar etmek. Demek ki bu mübarek gecede, Ragaib gecesinde çokça tövbe istiğfar da etmeliyiz. Çünkü tövbe hakkında da ayetler var. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Tubu ilallahi tevbeten nasuha. Sadakallahul azim. Ey iman edenler. Ey Müslümanlar. Günah işlediğiniz zaman hemen arkasında nasuh bir tövbe ediniz. Samimi bir tövbe, içtenlikle bir tövbe ediniz. Nasuh tövbe ne demektir biliyor musunuz? Yani o işlediğin günaha dönmemek kaydıyla. Evet, nasuh tövbe budur. Ki tövbenin özü de nasuh tövbedir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu. Tövbe ediniz. İlallahi, Allah'a tövbe ediniz. Tevbeten nasuha. Nasuh bir tövbeyle Allah'a Celle Celaluhu tövbe ediniz diyor. Emrediyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Demek ki biz beşeriz. Yani bizim yapı itibarıyla günah işlemeye elverişlidir. Ama ısrarcı olmayacağız. Israr etmeyeceğiz. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi aklıma geldi. Tövbeyle alakalı. La sagirete ma'al ısrari ve la kebirete ma'al istiğfari. Küçük günahlar devamlı o günahları işlemekle, yani küçük günahları devamlı işlemekle küçük sınıfından çıkıyor. Küçük sayılmıyor. Çünkü devamlı işliyorsun. Evet. Küçük günahlar devamlı işlemekle, devamlı o günahı yapmakla artık küçüklük sınıfından çıkıyor. Evet, büyük günahlar ise tövbe istiğfar ile büyük sayılmıyor. Yani biz günahın büyüğünden de küçüğünden de kaçınacağız. Niçin? Çünkü güzel bir söz var, hikmetli bir söz. Allahu alem, Allahu Teala Celle Celaluhu bir peygamberine vahiy ediyor. Lokman
ya Üzeyr'dir ya Lokman aleyhisselam'dır. Diyor ki ya Üzeyr ya da ya Lokman, ey peygamberim diyor. Küçük günah işlediğin zaman küçüklüğüne bakma diyor. Ya kime karşı yapıldığına bak. Kime karşı yapılıyor? Allah'a yapılıyor. Günahın küçüğü büyüğü olmaz kardeşlerim. Çok dikkat etmeliyiz. Çünkü Allahu Teala bazı şeylerin içinde saklamış, gizli tutmuş. Mesela gazabını günahların içerisinde saklamış. Küçük bir günah işlediğinde Allah'ın gazabı çıkar, seni mahveder, yakar, cehennemlik yapar. Hani biz önemsemiyoruz, hafiftir diyoruz. Bu zaten küçük bir günah. Ne olacak? Halbuki o değil. Allah'ın gazabı çıkarsa o günahın altında yanar kül oluruz. Çok dikkat etmeliyiz. Evet. Allahu Teala Celle Celaluhu dostlarını yani insanların içerisinde gizlemiştir. Hani diyor ya her insanı Hızır bil. Evet. Her insanı Hızır bil. Allahu Teala Celle Celaluhu dostlarını insanların içerisinde gizlemiş. Demek ki her insanı Hızır bilirsen bir Allah dostuna denk geldiğinde haşa ona karşı ne yapmış olmasın? Yani edepsizlik yapmış olmasın. Evet. Allahu Teala Celle Celaluhu rızasını da bütün ibadetlerin içerisinde gizlemiş. Evet. Yani küçük bir ibadet işlediğinde belki Allahu Teala'nın rızası çıkar orada ve seni cennetlik eder. Yani küçük büyük demeden, ayrım yapmadan günahların küçüğünden büyüğünden sakınacağız ve ibadetlerin küçüğünü büyüğünü eda edeceğiz. Amel edeceğiz ki Allahu Teala Celle Celaluhu bizi sevsin. Evet. Bir de bu geceyi nasıl ihya edeceğiz? Tabi namaz kılmakla, efendime söyleyeyim, dua etmekle, tövbe istiğfar etmekle, ölümü düşünmek ile, bir de salavat zikrini çekmekle. Salavat getirmek. Çünkü salavat hakkında ayet-i kerime var. Ahzab suresinde geçiyor. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amenu. İnna Allaha ve melaikatehu yusalluna alennebi. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu ve melekleri Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine salat ederler. Ya eyyuhallezine amenu. Ey iman edenler. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahu Teala Celle Celaluhu ve melekleri Allah Resulü'nün üzerine salat ederler. Peki burada Allahu Teala Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin üzerine salat getiriyor. Melekler getiriyor, bir de müminler getiriyor. Allah'ın Celle Celaluhu salat getirmesi Peygamber Efendimizin üzerine rahmet manasındadır. Yani Allahu Teala Celle Celaluhu Habibine, Peygamberine rahmet ediyor. Onun salatı bu şekildedir. Bu manadadır. Meleklerin salatı ise istiğfardır. İstiğfardır. Ve müminlerin salatı duadır. Hani bizler ümmeti Muhammed olarak Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed diyoruz değil mi? Bu şekil salavat getirdiğimizde dua manasındadır. Duadır. Ve bir salavat getirdiğimizde 10 salavat getirmiş gibiyiz. Niye? Çünkü hayırlar, sevaplar, mükafatlar 1'e 10'dur. En asgari. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Diyor ki bir mümin, bir Müslüman Peygamber Efendimizin üzerine bir salavat getirirse 10 salavat getirmiş gibidir. 10 salavat getirirse 100. 100 salavat getirirse 1000. 1000 defa salavat getiren Peygamber Efendimizle sallallahu teala aleyhi ve sellem cennet kapısının önünde böyle birbirine değecek şekilde, yani birbirine yakın olacak şekilde inşallah teala selametli bir şekilde cennete girerler. Salavat getirmenin önemi. Bir de bir fıkhi sorudur bu. Özellikle Şafii mezhebine göre bu şeyi anlatacağım.
salavat getirmek. Bu İmam-ı Şafii bu ayeti delil almış. Diyor ki nerede salavat getirmek farzdır? Namazda diyor farzdır, namazda. Şafii mezhebinde, Hanifi'de değil. Şafii mezhebinde olan kardeşlerim buna dikkat etsin. Her namaz, namazın hangi çeşidi olursa olsun, farz olsun, kaza namazı olsun, sünnet namazı olsun, nafile namazı olsun, her namazda tahiyyat okuduktan sonra, kelime-i şehadet getirdikten sonra, yani selam vermeden evvel, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek farzdır Şafii mezhebine göre. Hanefi'de sünnettir. Yani eğer Şafii mezhebinde olan kardeşlerim salavat getirmeyip selam verirlerse namazı batıl olur. Bu da fıkhi bir mesele, bir konu. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında mübarek bir sahabi, çok takvalı ve aynı zamanda çok zengindi yani. O zamanın zengin sahabisiydi. Peygamber Efendimiz'e haber gönderiyor ya da kendisi gidiyor. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Fidake ebi ve ümmi. Bunun hikmeti de yani ben anne babamı çok seviyorum. Onlara düşkünüm ya Resulallah. Ama onları da sana feda ediyorum. Fidake ebi ve ümmi. Ya Resulallah, ben sizi evimize davet ediyorum. Sizinle müşerref olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz kimseyi kırmazdı. Davet edildiği zaman mutlaka davete icabet ederdi. Ve o mübarek sahabi kendi evinin ve peygamber evinin yani Peygamber Efendimiz'in hane-i saadetin arasını ölçüyor. Eskiden metre falan yoktu, ölçüm şeyleri yoktu. Adımlıyor. Adımlıyor, adımlıyor. Bakıyor ki 100 adım çıkıyor. O mübarek sahabenin evinin ve Peygamber Efendimiz'in evinin arasındaki mesafe şeyi 100 adım çıkıyor. Sırf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanesine teşrif edecek diye 100 köle azat ediyor. Evet, 100 köle. Daha sonra Peygamber Efendimiz evine gidiyor, davetine icabet ediyor ve bu olay sahabeler arasında yayılıyor. Mübarek sahabi diyor, o takvalı sahabi diyor, ne kadar mübarektir, ne kadar takvalıdır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırf onun evine teşrif etti diye 100 köle azat etti. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste iken etrafında sahabe-i kiram oturuyor. Tabii o haberi duymuş yani. Ve buyurdu ki, dedi ki ey sahabelerim, Allah'a yemin ederim ki, kasem ederim ki bir mümin, bir Müslüman bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed derse 100 köle azat etmekten eftaldır. Görüyor musunuz? Salavat getirmenin faziletin ne kadar büyüktür, ne kadar ehemmiyetlidir. İşte bu mübarek gecede, Ragaib gecesinde de bir miktar zaman dilimini, zamanımızı salavat çekmekle harcayacağız. Salavat getirmekle harcayacağız. Çok salavat getirmek çok fazilettir. Bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed dersek 10 günahımız siliniyor. 10 derecemiz yükseliyor. Bu nimet değil mi? Evet. Demek ki bu mübarek gecede nasıl ihya edeceğiz? Namaz kılacağız. Evvela kaza namazı. En az bu gecede bir günlük kaza namazını kılmamız gerekir. Çünkü kaza namazı kılmanın hükmü neydi? Farz idi. Evet. Eğer kaza namazı yok ise nafile namaz kılabilir. Özellikle tesbih namazını ben tavsiye ediyorum. Büyüklerimiz, evliya-i kiram bu mübarek gecelerde ne yapar? Tesbih namazını ihmal etmezler. Evet. Bir bölümünde çok dua edeceğiz. Evet. İçtenlikle, samimi bir şekilde dua edeceğiz. Bir bölümünde çok tövbe istiğfar edeceğiz. Böyle nefsimizi muhasebe ederek ve günahlarımızı hatırlayarak işlediğimiz günahları hep hatırlayacağız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, diyor yaptığınız iyilikleri
İyi amelleri unutun. Yaptığınız kötülükleri, günahları unutmayın. Onları hep kendinize dert edinin. Ki mesafe alasınız. Evet. Demek ki bir bölümünü de tövbe istiğfara ayırmamız gerekir. Ve salavata getirmemiz lazım. Allahu Teala Celle Celaluhu bu mübarek ragaib gecesinde yapacağımız duaları, ibadetleri, getireceğimiz salavatları, istiğfarları, tövbeleri dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah Teala. Evet, yarın oruç tutmak isteyenler oruç tutabilir. Cuma, cumartesi ve pazar günleri üst üste tutmak şartıyla toplamda 6 yıl günahlara kefaret olunur. Ama ben acizane şu eğer bir kişi yani diyelim ki en az 3 gün oruç tutmak istiyor. Gücü yetmiyor. Hocam ben sadece bu ayda 3 gün oruç tutmak istiyorum. Acizane benim tavsiyem Recep ayının herhangi bir haftasında Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini oruçlu olarak geçirsin. Bu şekil oruç tutarsa herhangi bir haftasında yani Recep ayı bitmeden önce evet bitmeden önce herhangi bir haftasında bu şekil oruç tutarsa 900 yıl sıralı ibadet sevabını elde eder. Şu mükafatı görüyor musunuz? Allah-u Teala ne kadar bizi seviyor, ne kadar bize bağlı. Yeter ki biz oruç tutalım, yeter ki ibadet edelim, yeter ki zikir çekelim. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu konuştuklarımızı inşallah rızasına uygun eylesin. Anlattıklarımızdan da inşallah ibret almayı ve hayata tatbik etmeyi cümlemize ikram eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rahmer rahimin, ya rahmer rahimin, ya rahmer rahimin. Ya gafara zunub, ya gafara zunub, ya gafara zunub. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Ya Rabbi bu mübarek regaib gecesinde bu mübarek 3 ayların hürmetine ya Rabbi bütün ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, İslam şuurunu nasip eyle ya Rabbi. Yeni bir sayfa açmaya vesile kıl ya Rabbi bu mübarek gün ve geceleri, ayları. Ya Rabbi gaflet uykusundan bizi uyandır ya Rabbi. Ya Rabbi bilhassa mazlum kardeşlerimiz var. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz inim inim inliyor. Zulmün altında. Ya Rabbi sen onlara yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onları muzaffer eyle ya Rabbi. Onlara güç kuvvet nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri birlik beraberlik haline getirip ve dünyaya hakim olmayı bizlere lütfeyle, nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Bu mübarek gecenin bereketiyle ya Rabbi. Bütün ümmeti Muhammed'in hastalıklarına acil şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar, borçlarına edalar, nasip ve müyesser eyle. Evli olup da ya Rabbi huzuru olmayanlara en kısa zamanda hayırlı bir huzur tesis eyle ya Rabbi. Evlenmeye gücü yetmeyenlere en kısa zamanda hayırlı imkanlar bahşeyle ya Rabbi. Amin, amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua eder ve duanızı bekliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.